Bu o depo değil. Bu alttaki küçüğü bu. Seninki yukarıda mı? Çok eski bir depoydu. Taş duvar gibi. Ha burası. Bunu düzeltmişler mi ya? Bunu yerini almışlar galiba. Yeni yerini almışlar. Kapaçık mı bu? Kapaçık galiba. Açık mı ki o kapı? Şurada şey var. Telsiz bir yer var. Oradan geçebiliriz. Ha. Şu adamın şeyini filan. Ben kapıyı bir kontrol edeyim. Açık değil mi? Oğlum sen de mi geldin o? Gel bakayım. Gel. 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 Seni dediğin doğruymuş. Şunu ispini mispini. Bu burada değildi ya. Bunu yerini yeni yapmışlar. O binayı alırken herhalde buralara çekmişler bunu. Ya da daha evvelden. İki tane vardı burada. Bir de şu. Hatta üç taneymiş de. Birini nerede ben de bilmiyorum. İkisini ben bunları gördüydüm. Fransız mı dedi? İngiliz galiba. İngiliz. Liverpool falan dediğine göre. Kardemir mi yaptı ki? Bunu yeni yapmış galiba ya. Tabesi falan sile dök. Şey yapmıyor. Hı? Açılmıyor değil mi? Hı? Kapalı değil mi? Kilit orası. Kilitledikleri de iyi olmuş ya. Burada çoluk çocuk falan kepaze diyorlardı. Bu burada değildi herhalde ya. Bu yeni yapılmış değil mi? Bu kadar yeni beton bu. Yani birkaç sene olmuş. Evet. Öbürünün ismini alamadım. Ha işte bunu yerini değiştirmişler yerini. Şu... Kardemir'de çalışıyormuş bunlar. Yok Kardemir değilse Karabük'te bir şey. Çok eski. 39-40'larda ya. İnönü zamanlarında yapıldı bu. O zaman üzerine merdane düşmüş. Düşen merdane de şu. He. Onlar ölmüş. Biri. Yazıyordu artık.
William Benedict Samuel Inston. 1876 İngiltere'de 15 Kasım 1938 Karabük. ...28 Kasım 1940 Karabük'te ölmüş. Samuel Inston. 1876 İngiltere'de doğmuş. William Bennett... ...8 Kasım 1866... ...Kırktale, Liverpool, İngiltere'de doğmuş. 15 Kasım 1938 Karabük'te ölmüş. Allah rahmet eylesin. Şurada da 28 Kasım 1940 Karabük... ...Samuel Inston için... Şöyle yazıyor, 28 Kasım 1940 Karabük ölümü yani. Hattanenin işletmeye alınması ile birlikte hattı torna ve kalibre uzmanı olarak çalışmaya başlamış. 8 ay sonra hastalanarak hastaneye kaldırmış. Bir süre tedavi gördükten sonra vefat etmiştir. Bu kazada ölmemiş galiba. Şu William Bennett ölmüş herhalde. 8 Kasım 1866, Kırktale, Liverpool, İngiltere'de doğmuş. 15 Kasım 1938 Karabük'te ölmüş. Boru fabrikası çatı inşaatında çatı çelik beşiğinin buhar vinci ile kaldırılması sırasında buhar vincinin yana yatması ile vinçten düşmüş ve vinç kazanının altında kalarak vefat etmiştir. Buhar vinci olduğuna göre demek ki buhar kazanın altında kalmış. Demek ki montajcıymış rahmetli bizim gibi. Çatı çelik beşiğinin buhar vinci ile kaldırılması sırasında çatı beşiğinin komple kaldırıyormuş herhalde yahut da tek tek mi kaldırıyordu da vinç devrildi. Buhar vincinin yana yatması ile vinçten düşmüş ve vinç kazanının altında kalarak vefat etmiştir. Yani William Bennett. Samuel Inston da hastaneye kaldırılmış. Kalibre uzmanı olarak çalışmaya başlamış. 8 ay sonra hastalanarak hastaneye kaldırılmış. Bir süre tedavi gördükten sonra vefat etmiştir. Bunu Kardemir yazmış bu tabelayı. Herhalde sonra. Bu mezar buraya sonradan taşınmış. Benim gördüğüm. Ama şunlar eski görünüyor. Şu taşlar. Orijinal mezar taşları. Bunlar bayağı eski görünüyor. Bunlar kaldırıp buraya getirmiş olabilir mi onu bilmiyorum. Belki bunlar buradaydı. William Bennett şu. Ölen bu. Kalibre şey. Vinçten düşen. Bilmem evet. Diğeri de Samuel Inston. Diğerinin mezarı da bu. Bu da kalibre uzmanı. Allah rahmet eylesin.
çok eski merdiven olabilir. O zaman gideyim içerik mensuplarının eğlence yaptığı, lokal olarak kullandığı yerler olabilir. ...1938-40, 42-45 neyse, o yıllarda Alp Kunkar'ın bahsettiği yer buralar olabilir. Bunlar çok eski betonlar. Burada lokal Yenişehir Kulübü gibi çalışanların lokalleri. Burada kuzu filan kesildiğini söylüyordu Alp Kunkar. Cumartesi akşamları yahut da pazar bu merdivende o zaman. Kadar diyorum yine de. Şuraya bak.
lirası yapılıyor. Haberleriz. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Eskişehir 15, İstanbul 14, İzmir, Aydın ve Samsun 18, Adana 22, Antalya ve Bursa 19, Bolu ve Sinop 13, Konya ve Mersin 20, Trabzon, Diyarbakır ve Gaziantep 17, Malatya 14, Erzurum ve Kars 8, Mardin 16 derece. Ağlar mıyım ağlamam şarkısı 2 basamak geldi.
Ama hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz ve Ada Vapuru ekibine sevgiler, selamlar, güle güle. Güle güle Tülay'cığım, senin de Kadınlar Günü kutlu olsun diyerek başlayalım o zaman. Bugün 8 Mart sevgili dinleyenler. Yani Dünya Kadınlar Günü. Emeğiyle, alın teriyle, şefkatiyle, yüreğinin genişliğiyle dünyayı güzelleştiren, yaşanabilir hale getiren. Vatanımızı Anadolu, devletimizi devlet ana, toprağımızı toprak ana yapan tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bugün özellikle kadın dinleyicilerimiz iki kat daha fazla seviyoruz sevgili dinleyiciler. Bu kadar.
Benim lojman. Yol kenarındaki. Thank you.